Bir önceki alıştırmada küçük bir açıklığın daha net bir görüntü elde etmemizi sağladığını görmüştük. Buna rağmen iğne deliğinden geçip de kameraya girebilen ışınların sayısı az olduğu için elde ettiğimiz görüntü birazcık loş, yani karanlıktı. Açıklığı genişletip görüntünün daha parlak olmasını sağlayabiliriz ama bu noktada vermemiz gereken bir karar var. Çünkü açıklığı genişletince elde edeceğimiz görüntü biraz bulanıklaşacak. Nedenini merak ediyor musunuz? Hemen görüntülemek istediğimiz sahneye, hatta bu sahnenin belirli bir noktasına bakalım. Sahnenin her tarafından yansımakta olan bir sürü ışık ışını var ve özellikle bu noktadaki ışınların her yöne yansıdığını söyleyebiliriz. İğne deliğimiz ise tek bir yönden gelen ışınları kameranın içine alıyor. Açıklığın genişletilmesi içeriye daha fazla ışığın girerek görüntünün parlaklaşmasını sağlayabilir ama açıklık genişlediğinde noktamızdan gelen ışınlar görüntü düzlemi üzerinde daha geniş bir alana düşecek. Kısaca sahneye ait minnacık bir nokta olan bu nokta görüntü düzleminde çok daha geniş bir alanı kaplayacak. İşte bu görüntünün bulanıklaşmasına yol açar. Açıklığın yanında kameranın değiştirebildiğimiz başka bir özelliği daha var. Görüntü düzlemi ve açıklık arasındaki uzaklıktan bahsediyorum. Bu uzaklığa odak uzaklığı diyoruz. Görüntü düzlemini açıklığa yaklaştırırsak sahnedeki cisimler küçülür ve sahnenin daha geniş bir kısmını görüntüleyebiliriz. Bunu yaptığımızda görüş alanımız genişliyor. Görüntü düzlemi açıklıktan uzaklaştırıldığında ise az önce söylediğimin tersi olur. Sahnedeki cisimler büyür ama sahnenin geniş bir kısmını görüntüleyemeyiz. Bu durumda ise görüntü alanımız daralıyor. Gördüğünüz gibi kameranın odak uzaklığı ile görüş alanı arasında bariz bir ilişki var ve bu son derece önemli bir kavram. Şimdilik burada küçük bir ara verelim ve sıradaki alıştırmadaki açıklığı ve görüntü düzlemi arasında değişken bir uzaklığı olan sanal iğne deliği kamerayı kullanıp az önce anlattığım kavramı daha iyi anlamanıza yardımcı olmaya çalışalım. Hadi bakalım, ne duruyorsunuz arkadaşlar? Deneyin.